Merhaba arkadaşlar. Şu sesi bir kontrol edelim, başlayalım. Tamam, seste bir sorunumuz yok. Ya şimdi baktığımızda bir sonraki bakacağımız, şu an bakacağımız algoritma güzel bir algoritma. Benim çok hoşuma gitti. Bir beraber deneyelim istedim. Şimdi telefonumuza bir şifre girmemiz gerekecek. Tamam mı? Sizden bir şifre isteyecek. Ve pin olarak düşünün bunu. Ve şifreyi yanlış girerseniz tekrar girmenizi isteyecek. Yani şöyle, bir isterseniz integer şifre değişkeni tanımlayalım. Sonra karakterde de buna tam diye desek mi? Gerek yok buna. Şimdi. Diyelim ki integer şifreyle yeterli. Bakın çok basit bir algoritmayla aslında biz işlemi yapabileceğiz. Şimdi printf dedim. Bir deneyelim böyle. Olmazsa döneriz yine, tamam mı? Printf lütfen şifrenizi giriniz dedim. Şöyle yapalım. Şuraya da noktalı virgülü koyalım. Yalnız şuraya da ne diyelim? Bir oku adında bir şey belirleyelim buraya. Etiketimiz olsun, tamam mı? İstediğimiz zaman oraya dönebilelim diye. Tamam mı arkadaşlar? Printf ile bunu söyledim. Sonra da scanf ile %d ve ne olsun? Tabii ne olsun, niye düşünüyorsam. Ampersand şifre. Bir sonraki adımı düşündüm de ondan dolayı sıkıntı oldu. If eğer şifre dediğimiz değişken eşit eşit ne olsun? Mesela şifremiz bizim 1 1 2 2 1 2 1 2 olsun, tamam mı? 1 2 1 2 ise şöyle tırnağımızı açalım. Printf olsun, şifre doğru. Doğru diyelim, tamam mı? Noktalı virgülü koyalım. Sonra bir de else durumumuz var. Else durumunda eğer doğru değilse, yani buna eşit değilse go to oku diyeceğiz arkadaşlar. Okuya geri dön diyeceğiz. Tamam mı? Şöyle bir bakalım kodumuza. Şöyle bir şunu biz ben kopyalayıp yeni dosyada açmak isteyeceğim de gerek yok ya. Bunun üzerinden direkt çalıştıralım. Derleme çalıştır diyelim. Lütfen şifre giriniz. 15 girdim. Gördünüz mü? Yanlış okudu. 1212 dedim. Şifre doğru dedi. Şimdi şöyle bir şey yapsak acaba olur mu? Bir düşünelim. Daha alternatif bir şey yapalım. Şifre virgül. Doğru şifre diyelim mi? Tamam. Bak şimdi. Printf. Şurada şöyle enter yapalım. Printf. Lütfen bir parola belirleyiniz diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Şuna da doğru şifre değil de ya da doğru şifre diyelim ya. Doğru. Ya da parola diyelim. Tamam mı? Bir parola belirleyeceğiz. Ya da yani böyle olsun aynen. Lütfen bir parola belirleyiniz dedim. Bir parola belirlettim kişiye. Sonra scanf ile şöyle dedim. %d virgül ampersand parola dedim. Tamam mı? Şunu da noktalı virgülü koydum. Sonra şuraya gelip parola ise şifre doğru, değilse değil diyelim. Şimdi bir bakalım. Çalıştıralım. Lütfen bir parola belirleyiniz. Parolamız 1 5 2 6 3 4 olsun. Tamam mı? Bunu belirledik. Belirledikten sonra bu haznemizde belli olmuş oldu. Mesela biz ne yazdık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdık. Olmadı. 1, 5, 9, 4, 6, 5. Mesela daha farklı değerler de yazabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar yazın. Yani burada gelip şunları yazsanız da hop 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 baga sokuyorsunuz. Çünkü biz burada ne yazdık? Ne yaptım da ben baga soktum ya? Çok merak ediyorum. Bir koda bakalım mı?
Lütfen şifrenizi giriniz. Lütfen şifrenizi giriniz. Demek ki char durumu oldu. Bunun için de şöyle yapalım mı? Lütfen pininizi giriniz. Pininizi. Pin. Pin kodunuzu. Kodunuzu. Bir parola ve bir pin kodu belirleyiniz. Tamam, şöyle yaparsak herhalde kişinin de bunu yapmayacağını, çünkü şöyle bir şey yaparsak bug'a giriyor. Çünkü bu bir karakter değil, bu bir integer değişken. Tamam mı? Biz burada yine F11 yaptık. Biz bunu 15 parolası yaptık. Geldik 15'e doğru girdik, şifre doğru dedi. Gördüğünüz gibi çok güzel, tatlı bir algoritma yapmış olduk arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.